Evet arkadaşlar merhaba. Yük işlemleri, gemi stabilitesi. 27. dersle devam ediyoruz. Şimdi ben burada bir şey dikkatimi çekti. Onunla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben size TPC'den bahsetmiştim değil mi? TPC. Yani ton per centimeter immersion dediğimiz bir santimetre batırma tonu değil mi? Batırma tonu. Ve ben size bir formül vermiştim. Bu TPC'nin formülü. Neydi o arkadaşlar? Demiştik TPC, pardon, TPC eşittir. İşte water plane araya demiştik değil mi? A işte A çarpı 1025 bölü 100 demiştim. De ben bunu açmadım. Şimdi biraz açmak istiyorum. Niye? Çünkü bu video önemli bir video. Yani onu başta söyleyeyim. Bunu lütfen dikkatli dinleyin. Tamam mı? 3 yıldızlı bir video bu. Çünkü bazı sıkıntılar var bizim Türk kaynaklarında ve gemi adamları sınav merkezinin sorduğu sorularda. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir gemi şekli çizeyim şuraya. Ama şu A dediğimiz benim kastettiğim neydi? Water plane area. Water plane area neydi arkadaşlar? Şöyle geminin değil mi? Yüzlü draft'tan tam böyle bir kesit aldığımızda VPA. Şöyle bıçakla tam su seviyesinden jiletle hop kesmiş gibi. Yani ben şurada gemiye şöyle yandan baktığım zaman değil mi? Bu geminin yüzdüğü su seviyesi burası. İşte tam bu çok pardon su seviyesi hizasından ben gemiyi almışım. Burada böyle kesmişim ve o alana kuş bakışı olarak baktığımı farz edelim. Tamam. Şimdi water plane area dediğimiz bu. Peki TPC ile olan ilişkisinde. Şimdi arkadaşlar ben alsam şurada 1 santimetre batırma tonunu hesaplıyorum değil mi? Şu water plane area'nın altına doğru şunu şöyle 1 santimetre daha water plane araya demeyeyim de buna böyle dilimi. Değil mi? Yani su hattı dilimi alsam sadece ve sadece koskoca gemiden 1 santimlik. Tamam mı? Böyle bir dilim aldım ben buradan. Çünkü water plane arayanın 1 santimde hemen hemen şekli değişmez. Neredeyse aynı kalır yani. Değil mi? Ha, peki. Şimdi arkadaşlar biz bu dolayısıyla aslında niye 1 bölü 100 yapıyoruz burada? Çünkü arkadaşlar bakın ben şurada 1 santimlik dilim ne demektir? 0,01 metredir değil mi? Peki benim deplasman hesabım neydi? Deplasman eşittir. İşte B çarpı D çarpı şey L çarpı değil mi? Boy N draft işte çarpı GB çarpı density. Şimdi şu GP'yi bir kenara koyarsak neydi şu? Su altındaki hacimdi değil mi? Yani volüm çarpı densiteydi. Peki ben şu alanını biliyorum bunun. Değil mi? Şu alanı biliyorum. Water plane arayayı biliyorum. Ve bundan 1 santimlik ben bir dilim alırsam buradaki hacmi bulmuş olur muyum? Yani ben şu water plane araya çarpı 0,01 metre dersem bu bana volümü vermez mi? Çarpı. Şimdi ben burada 1025 dedim tabii hep tuzlu su olduğu için ama ben buna da densite dersem dolayısıyla volüm çarpı densite olmaz mı? Peki şu 0,01 aynı zamanda water plane araya çarpı 1 bölü 100 demek değil midir? Çarpı densite demek değil midir? Dolayısıyla VPA bölü 100 çarpı densite seawater demek
değil midir arkadaşlar? Yani şu formülün, şu az önce yazdığım şu formülün aynısı değil midir? Ben burada alan, zaten onu söylemiştim anlatırken de, işte 1025 dedik. Değil mi? Bölü 100. Aynı şey değil mi? Bu alan, ben bunu water plane araya, işte alan su hattı ya da water plane araya alan su hattı, yani ASH olarak anlatmıştık değil mi? Ha, peki arkadaşlar, şimdi burada bir şeye ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, dolayısıyla bizim 1 santimetre batırma tonumuzun içinde bir densite var değil mi? Su yoğunluğu var. Şimdi gelelim şeye. Ne dedik? Bir daha formülünü yazayım. TPC eşittir water plane area çarpı şey bölü 100 çarpı densite. Peki arkadaşlar, diyelim ki işte benim water plane area'm olsun, şöyle yazayım, VPA eşittir 10.000. Uyduruyorum, tamamen uyduruyorum. Peki 10.000 bölü 100 çarpı densitem sea water olsun. Burası sea water olsun. Yani 1.025 olursa şuradan çift sıfır çift sıfır götürdü. İşte 100 çarpı 1025 ne yaptı? 102,5 ton beni 1 santimetre batırır. Değil mi arkadaşlar? Peki. Aynı gemideyiz. Hiçbir şey değişmedi. Bir diğer örnek yapayım. Yine yazıyorum. TPC eşittir water plane araya 100 bölü 100 çarpı densite. Peki bu durumda water plane arayam yine aynı olsun. Aynı draftta yüzüyor gemi. Aynı kondisyonda yüzüyor. 10 bölü 100 diyorum. Formülden gelen sabit. Niye? Çünkü 1 santimlik dilim almıştım değil mi? Water plane arayadan. Çarpı. Peki bu su 1025 değil de densite. Burası da fresh water olursa 1000. Şey, şu alttaki 100, çok pardon, şunu düzelteyim. Heh. Peki arkadaşlar, bu durumda benim TPC'm ne oluyor? Şu şunu götürdü değil mi? Buradan da 100 çarpı 1000 ne yapar? Bu 1.00 1. O zaman 100 ton yapar değil mi? 100 ton yapar. Yani arkadaşlar, buradan ne demek istiyorum? Şimdi ben size örneklerde ne yapıyorduk? TPC dock water bölü TPC işte sea water eşittir densite dock water bölü densite sea water diye bir en sonda düzeltme yapıyorduk değil mi? Yani dolayısıyla bakın arkadaşlar, benim gemimi, aynı gemiyi, aynı deplasmanda, aynı water plane araya da sadece ve sadece suda içinde yüzdüğü suyun yoğunluk değişmesinden sebep tuzlu suda 102,5 ton 1 santimetre batırırken tatlı suda 100 ton 1 santimetre batırıyor. Dolayısıyla suyun densite farkıyla, değil mi? Densite farkıyla TPC değişir. Şimdi buraya kadar hemfikiriz değil mi? Bunun izahını da yaptık matematiksel olarak. Peki. Açalım. Şimdi kanal abonesi arkadaşlardan biri, abi dedi, bende var şey, daha güncel sorular. İşte çıkmış 120 soru yakın zamanda. İyi de hep aynı. 3 aşağı 5 yukarı. Peki arkadaşlar, bakın. Şimdi benim önceki videolarımda da kimi sorularda, o çıkmış sorular dediklerimde ben ne yaptım? Aynı buradaki gibi. Bakın, şu soruyu biz çözmüştük. Bir numaralı soru. Şu an bununla bir işimiz yok. Bunu unutun. Sadece bir numaralı soruyu çözeceğim. Ne dedik? A gemisi deniz yoğunluğu 1015 olan bir limanda yükleme yapmakta. Vasattaki su hattı yaz yükleme hattının 15 santim altında. Bu gemi sefere çıktığında vasat draft yaz yükleme hattında olabilmesi için kaç ton yük alması gerekir? Kaç ton yük alacağını ben nasıl hesaplayacağım burada? Santimetreleri bulacağım değil mi? Bana TPC'yi de vermiş. Dolayısıyla santimetre çarpı TPC diyeceğim ve kalan tonu bulacağım. Peki ne yapmış arkadaşlar? F ve A'yı vermiş. Bizim bunların draft değişme miktarı, benim dock water allowance dediğim
FBA çarpı 1025 eksi densite bölü 25, değil mi? Formülünü uygulamış. FBA'sı kaçmış? 90 milimetre. 1025 eksi 1015 çarpı 25 demiş. 36 milimetre. O da 3.6 santimdir. E diyor ki yaz yükleme hattından zaten 15 santim aşağıda. Dolayısıyla 15 artı 3.6 18.6. 18.6 ile 30'u da çarptı mı 558 ton. Bu daha önceden çıkmış bir soru. Şimdi ben de bunu size çözerken böyle çözdüm. Fakat sonradan düşündüm ki bu bizim, bakın arkadaşlar, bu çıkmış sınav sorusu. Ama bu sonuç yanlış. Niye yanlış? Çünkü sen 1015'te yüzüyorsun. 1025'te yüzmüyorsun. Burada şu son adından önce, bakın şurayı sileyim. Şuraya bunun ne demesi gerekirdi? TPC seawater'ı kullanmış. Halbuki burada TPC dockwater'ı kullanması gerekirdi. Dolayısıyla TPC dockwater bölü TPC seawater eşittir. Değil mi? Densite dockwater bölü densite seawater. Dolayısıyla ben dockwater'ın TPC'sini bulacağım. TPC dockwater bölü TPC seawater'ım kaç benim? Tuzlusu 30, değil mi? 30 eşittir. Densite, rıhtım densitesi kaç? 1015 bölü 1025. Şuradan devam edeyim. Dolayısıyla ne olur? TPC dockwater eşittir 30 çarpı 1015 bölü 1025 olur, değil mi arkadaşlar? Peki. O zaman şuradan ben hemen bir hesaplayayım bunu. Ne yapacak? 30 çarpı 1015 bölü 1025 eşittir 29.7. Şöyle diyeyim. 29.707. Ben bunu 29.71 ton, tamam mı? Ton bölü santimetre olarak kabul edeyim. Neyi? TPC dock water'ı. Dolayısıyla ben şimdi ancak şimdi şu 18.6 santim, değil mi? Çarpı 29.71 diyebilirim. Dolayısıyla 18.6 çarpı 29.71, o da 558 ton değil, 552.606 metrik ton yapar. Şimdi arkadaşlar ben size demiştim ki gemiye çıktığınız zaman bunu kullanmazsınız. TPC'ye densite düzeltmesi yapmazsın. Ben meslek hayatım önce hiç kullanmadım derim. Çünkü niye? Abi koca gemide burası 8 ton, burası 2,5. Arada ne yapar? 5,5 tonu sen şey yapamazsın. Gözle göremezsin. İstesen de şey yapamazsın. Ne rıhtım zaten o kadar hassas yükleyebilir liman. Ne de sen ölçmeye kalksan ölçemezsin. Kullanmayız. Fakat şimdi siz burada öğrencisiniz. Burada size doğrusunun anlatılması gerekli. Sen bunu meslek hayatında kullanırsın, kullanmazsın, o sana kalmış. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu soru yanlış. Tamam mı? Bundan önceki çıkmış bütün sorular yanlış. Dün benim bu dikkatimi çekti. Hatta gelin bakın. Şimdi kitabın adını vermeyeyim. Daha önceden çıkmış şeylerden biri. Var mı şurada? Daha önce kitaptaki sorulardan biri. Bakın. Şöyle. TPC var mı? Yükleme sınırı var mı? Değil. Bakayım. Draft değişme hacim demiş. Yok yok, dur, şurada değil. Bu aynı şeyler. Santimetre batırma tonunu da vermiş. Tamam. TPC'li güzel bir soru var mı? Buna geç. Bunu da geç bakalım. Freshwater allowance vermiş. Bunu geç. Aynı hatalar yapılıyor. Şimdi bak. Diyor ki soruda. Bu bizim yıllarca okuduğumuz kitap. Tamam mı? Bundaki bir örnek. Direkt alacağım. Yani şey olmasın. Ama niye? Hatalı çünkü. Bakın. Örnek.
Diyor ki FVA'sı 80 milimetre ve TPC eşittir 20 ton. Hepsini yazmayayım. Olan bir gemi yoğunluğu, densite, dock water'ı neymiş? 1010 kilogram bölü metreküp olan bir suda yükleme yapmaktadır. Yüklemenin sonuna yaklaşırken yapılan kontrolde vasattaki su hattının yaz yükleme hattından yani draft mevcut. Draft summer'ın 10 santimetre altındaymış. Tamam mı? Yaz yükleme hattından 10 santimetre aşağıda olduğu tespit ediliyor. Bu geminin yüklemeden sonra açık denize çıktığında vasat draftının tam yaz hattında olması için, yükleme hattında olması için kaç ton yük yüklemesi gerekir? Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Bize FVA'yı vermiş mi? Vermiş. Hemen o bizim draft değişme miktarı dediğimiz ya da dock water allowance dediğim benim. Pardon, şu mousepad biraz yamuk kaldı. Şöyle. Heh. Dediğimiz, tamam mı? FVA çarpı işte açık deniz dediği için 1025 eksi dock water densitesi kaçtır? 1010 bölü 25'ten FVA'yı da vermiş. Kaç? 80 santim. Buranın da 80'i yazdığım zaman bana ne veriyor? Draft değişme miktarını ya da benim dock water allowance dediğim ki orijinali bu. Tamam. 48 milimetre. Verdi mi? Verdi. Peki bana ne diyordu? Bir de summer'ın 10 santimetre altında diyor mu? Ha. Bu 48 milimetre ne yapıyor? 4.8 santimetre. Peki 10 santimetre art 4.8 santimetre 14.8 santimetre. Sonra diyor ki TPC 20 ton olduğuna göre geminin ağırlık olarak yüklemesi gereken yük miktarı demiş ve ne yapmış? 14.8 çarpı 20 eşittir 296 ton olacaktır demiş. Halbuki olmayacaktır. Niye? Çünkü bakın arkadaşlar bizde demek ki sorular, sınav soruları böyle hazırlanmış, bu kaynaklara bakılarak hazırlanmış ve yanlış hazırlanmış. Halbuki burada ilave olarak ne yapılması gerekiyordu? Demesi gerekiyordu ki TPC, dock water bölü TPC, sea water değil mi? Eşittir. Density dock water bölü density sea water. Ha. Dolayısıyla TPC dock water bölü TPC seawater'ın benim kaç? 20 eşittir. Dock water'ın densitesi kaçtı? 1010'du. 1010 bölü 1025 bana açık deniz dediği için. Dolayısıyla ben çarpı 20 bunu buraya gönderdim. Değil mi? Ne olacak? 1010. 1010 çarpı 20. Değil mi? Bölü 1025'ten 19.707 ton. 19.707 ton. Tamam. Peki şimdi çarpabilirim ben bunu işte 14.8 çarpı 19.71 ton diyeyim. Bunu ben buna kabaca 19,71 yaklaşık olarak, tamam mı? 19.71 çarpı 14.8 eşittir. O da neymiş? 291.7 ton diyorum kabaca. Tamam. Yani 296 ton değil, 291.7 ton. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi burada bir sorun karşımıza çıkıyor. Şimdi benim çözdüğüm örneklerin bir kısmında şunu ben yaptım. Bir kısmında da eski alışkanlıkla, tamam, bir de bu hani kitaplardan filan bakıyoruz. Sorunun çözümü var. Bunlar var. Ama ben sonradan izlediğimde fark ettim ki burada bir hata var. Tamam. Ve bu çok önemli. Yani burada tabii şöyle bir şey var. Sorun ne burada? Eğer. Şimdi bu işin doğrusu nedir? Doğrusu. Ondan sonra siz tabii 3 durumla karşıya kalacaksınız. Ne yapacağız? Doğrusu bizim Türk kaynaklar. Bir de gemide ne yapacaksın? Yani gemide pratikte ne yapacaksın? Tamam. Pratikte unut. Yani şu TPC dock water bölü TPC işte sea water eşittir
Density dog water bölü density sea water. Yani bunu unut. Yani istersen yap. Ben yapmadım hiç. Doğrusu nedir? Bunu yapmak. Tamam, bu formülü kullanmak dog water. Çünkü seni içinde yüzdüğün su bağlar. Sen yüklemeyi orada tamamlıyorsun. Açık denizde değil. Dolayısıyla sen orada diyelim ki son örnekteki gibi ya takribi 291.7 idi. Yaklaşık 292 tonla tamamlayacaksın. 296 tonla değil. Siz öğrenci olduğunuz için matematik hesabı doğru yapmak durumundasınız. Yoksa sen gittiğinde kendi zabitliğinde ne halin varsa gör. İster kullan, ister kullanma. Ama sen matematiksel olarak doğru formülü bilmek durumundasın. Şimdi dolayısıyla doğrusu bu. Bunu dog water işte TPC bölü TPC seawater eşittir. Bu formülü density dog water bölü density seawater. Bunu kullanmanız doğru olanı bu. Fakat. Türk kaynaklar ya da okulda. Hocanız yani eğer anlatmamışsa bunu ve uygulamıyorsa az o zaman uygulayın. Eğer şöyle diyeyim, eğer hocanız tamam mı sınavda uyguluyorsa derste örneklerde siz de uygulayın. Yok uygulamıyorsa siz de uygulamayın. Ama doğrusunu bilin. Doğrusu bu. Bizim GOST'ta da uygulanmıyor. Tamam. Baktım eski sorulara. Bana bu son atılana da baktım burada. Yok abi adam uygulamamış onu. Yanlış iş yapmışlar. Yani onu söyleyeyim. Çünkü senin burada deniz yoğunluğu 1015 olan rıhtımda yüklemeyi sen burada tamamlayacaksın. Dolayısıyla seni buradaki sudaki TPC. Yani şuranın doğrusu nedir? TPC burada dog water olması lazım. Yani 30 ton değil. Kaç ton hesaplamıştık bunu? Bir daha hesaplayalım işte. Neydi bizim şeyler? TPC'ye direkt T diyeyim. 30 değil mi? Eşittir. Kaçtı bizim densitemiz? 1015. İşte 1015 bölü 1025'ti. Ben buraya çarpı 30 demiştim. Bir daha hesaplayayım onu. 1015 çarpı 30 bölü 1025, 29.7 demişiz. Tamam, 29.707. Yaklaşık olarak 29.71 ton. Tamam mı? Bölü santimetre. Burada bunu kullanması gerekiyordu. 30'u değil. Yani 30 nedir? Buraya TPC seawater'ı değil. Buraya 29.71'i kullanması gerekiyordu. İşte bu da kaç çıkmıştı? 552 ton mu çıkmıştı? Bu. Doğrusu bu. Tamam. Dolayısıyla ben bunu anlatmak istedim. Önemli gördüm. Bunu hocalarınıza da bilmiyorum. Yani siz bilirsiniz. Bulaşmak istersiniz, istemezsiniz. Ama bizdeki kaynaklarda ve bilmiyorum en son belki yeni sorular falan çıkmıştır ama bu atan arkadaş 2020 mezunu ve hemen hemen hala ben 2007 mezunuyum. Tamam mı? İşte 13 yıldır, 15, 20 yıldır, 25 yıldır demek ki hep aynı sorular soruluyor ve hala hatalı şekilde soruluyor. Tamam. Yanlış yani. Dolayısıyla ama bu önemli. Bunu bilin. Dediğim gibi siz öğrenci olarak bunu bilmek, doğrusunu bilin. Tamam. Çünkü arkadaşlar bir de yarın öbür gün illa Türk firmasında çalışacaksınız diye bir şey yok. Yabancı firmada da çalışabilirsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla yabancı el alem bunu biliyor. Tamam mı? Orada mahcup duruma düşmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Sana dog water allowance ya sen bu şeye niye kullanmıyorsun? Ben kullanmadıydım. De olur da kaptanın biri veya draftsörünün biri ya biz bu TPC'ye density correction da yaparız derse o zaman orada işler değişir veya bir süper kargo gelir filan hesaplarda filan. Olmaz değil mi? Şurası water plane arayaydı. Şu üst yüzey değil mi? Ben buradan 1 santimetrelik bir dilim kesit almıştım water plane arayadan. Alanının neredeyse sabit kaldığını farz ediyorum ki öyledir. Yani kolay kolay da değişmez tamam mı? 1 santim koskoca gemide. Böyle bir dilim aldık. Bu dilimin hacmi ne oluyor? Water plane araya değil mi? Bu alan yani üst yüzey alanı taban alanı çarpı yüksekliği 1 santim dedik. Değil mi? 1 santimde neydi? 0.01 metreydi. O da nedir? 1 bölü 100 metre. Çarpı 1 bölü 100 çarpı density. Dolayısıyla VPA bölü 100
çarpı dense de işte bu dense de işin içine girdiği için senin TPC'ye mutlaka ve mutlaka density correction'ı yapman gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir tek video çekmek istedim. Bu önceki videolardaki soru çözümlerine de şimdi siz arkadaş da dedi ki ya dedi abi hatta dedi baktım dedi işte şey hala bir takım sorular aynı cevaplar işte rakamları bile aynı tamam. Siz sorulara baktığınız zaman benim çözdüğüm gibi çözdüğünüzde dolayısıyla mesela şuradaki örnekteki olduğu gibi ya farklı sonuç bulacaksın tamam mı? Sen bu Dogwater 11'sa neredeydi? Ay, şu muydu? Şu TPC'ye correction uyguladığın zaman 552 bulacaksın. Şıkların arasında belki yok. Şaşırmayın. Ha, o zaman o çizdiğim üçlü şey aklınıza gelsin. Tamam mı? Yani gerçeği nedir? Sınav ya da hoca nedir? Bu sınavdan kastım okulda olabilir, gasımda olabilir. Bir de gemideki pratiği nedir? Bu tablo aklınıza gelsin. Gerçeğini bilin. Gemide yaparsın yapmaz sana kalmış ama gasım sorusunda %99.9 uygulamayacaksın. Direkt uygulamadan çözersiniz. Tutuyorsa hemen yapıştırırsınız. Yoksa farklı bir şey vermişse o zaman iş değişir. Ha yok şeyse bakın çünkü alakasız 558 ton nerede şu direkt vermiş tamam mı? Yani biz kaç bulmuştuk? 552 ton mu bulmuştuk? Hani yakınında bir değer falan da yok yani iki şık falan da yok. Yani. Tamam kel alaka tam olarak. Dolayısıyla tek sonuç var. Kaybeden zaman da kaybetmeyin. Okulda da öğretmeniniz anlattı ve uyguluyorsa bunu o zaman uygularsınız yoksa uygulamazsınız. Unutmayın bunu ben şu tabloyu bir daha açayım. Eğer yani ben şu an giriş kısmından başladım ama işte belki 4. sınıf olanlar vardır. Stabilite 2'yi görenler vardır. Şu moment to change the term'e de uygulamanız lazım. Heh, unutmayın. Tamam. Deflasmanı draft survey'de zaten uyguluyorsun. Tamam, bunu uyguluyorsun. Girişler yavrular için 1. Yok 2. Stabilite 2'yi alanlar için unutmayın. Buna da uygulamanız lazım. Ne diyor burada? See correction panel for adjusting values to apply Dogwater density. Bak burada da diyor. Data releases relates to seawater density of 1025 ton bölü metre küp diyor. Bu hidrostatik tablo sana 1025'e göre hazırlanmış. Ara değerler için diyor bu corrections'ı uygulayacaksın. Tamam. Olay bundan ibaret. Ama bunu yapmıyor. Yapmamışlar. Yapmıyorlar. Dolayısıyla bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Faydalı görüyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Ya bir de şöyle işte ne bileyim enine denge işte trim yok. Draft survey falan. Tamam hepsini çekeceğim. Sırayla çekeceğim de bir de bu yabancılardan da şey geliyor. Yani ben bu kanalı yıllarca hep İngilizce, Türkçe anlattığım için oradaki takipçilerden ya diyor İngilizce de çekti. Yani yetişebildiğim kadar yapıyorum arkadaşlar. Ben ayın 13 günü gemide çalışıyorum. 17 günü boşum. Orada da işlerim oluyor, şeyler oluyor. İşte aralarda bir de ön hazırlıklar gerekiyor. Yani şu videoları belki ben oturup 2 günde çekiyorum ama buna böyle bir sürü bol örnekli falan böyle çelişkileri yakalayacak şekilde hazırlanması da bir hafta alıyor. Yani. Tamam. Dolayısıyla anca tek tabanca bu kadar olur. Dolayısıyla ufak ufak yıllar geçtikçe maalesef size yetişemeyebilir belki şu an okuyanlara ama en azından bundan sonrakilere faydalı. Ve ben yani baktım biraz konuştum da abi hala eski kaynaklar okutuluyor. Son derece kıt kaynaklar öyle söyleyeyim. Ben bunu en azından burada bayağı bir genişleteceğim arkadaşlar merak etmeyin. Yani bir şey olmasa da en azından daha güncel. Daha çok daha güncel. Ya bir de şunu söyleyeyim abi. Şimdi ben dersin adı yük işlemleri ve gemi stabilitesi olduğu için şey yaptım. Yani öyle yazdım dersin adını. Ama ben burada biraz daha ziyade hesap kitabı. Yoksa bakın şunu söyleyeyim. İşte bumlu gemi. Yok ucuna ne denir? Abli nedir? Mantilya nedir? Kargo runner nedir? Bunlara girmeyeceğim. Çünkü bumlu gemiyi rüyanda görürsün. Ya da boğaz geçerken dürbünle. Tamam yoksa artık öyle kolay kolay bumlu gemi falan görmezsiniz. Bu saçmalıklara girmeyeceğim. Öyle. Onları zaten okulda veriyorlar. Bakarsınız derslerde. Fakat modern şeylere gireceğim. Yani size madem yük işlemleri
O zaman crane, sizin işiniz kargo crane olacak. Ben size onları da bütün teferruatıyla anlatacağım yani. Tamam. Okulda çıksın çıkmasın. Sonuçta bu meslek dersi. Sınavda siz bunları, soruları çözün, ezberleyin, geçin. Tamam mı? Bum mu kaldı? Ağır bomba mı kaldı? Amerikan donanımı mı kaldı? Bunu bilen bile kalmadı artık. Hepsi öldü gitti yani. Tamam. Yani milyonda bir yani. Öyle şeyler kalmadı artık. Daha modern, daha modern, daha şey böyle. Güzel bir şey yapmak istiyorum ama bu dediğim gibi tek tabanca bir kişiyle izinlerde anca. Bütün iznimi de buna ayıramıyorum. Dolayısıyla yetişebildiğim kadar ama zamanla tamamlayacağım yani. Ve bol örnek abi. Çözebildiğim kadar örnekler. Yani kitap, yerli, yabancı çıkmış sorular. Tamam. Ve böyle hataları da şey yaparak, belirterek devam edeceğim. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.